Herkese merhaba. Dünya Kupası yaklaşıyor. Artık sayılı günler kaldı. Biraz Dünya Kupası içerikleriyle ilgili videolar çekeyim dedim. Çünkü e, çok fazla detay var aslında. Her gün çekebileceğimiz kadar done bulabiliriz. Bir başlayalım dedim. Dünya Kupası'nda neler göreceğiz, neler yaşanacak bilmiyorum. Ama şüphesiz futboldaki en prestijli organizasyon Dünya Kupası. Şimdiye kadarki en iyiler için bile bu böyledir. Kimler mesela onlar işte Lionel Messi'si Cristiano Ronaldo çok fazla konuşuluyor son dönemde Ronaldo'nun olayları biraz daha gergin gibi gözükse de Messi biraz daha iyi performans sergiliyor biliyorsunuz birçok kişi tarafından tüm zamanların bu iki isim en ileri olarak kabul ediliyor ancak Dünya Kupası yani Dünya Kupasını hiç ele geçirmedikleri hiç kazanamadıkları düşünüldüğü zaman tartışılmaya açılıyor biliyorsunuz ve bunu değiştirmek için mücadele edecekler. Ancak bunu başaramazlarsa birçok yıldızın da büyük sahnede bocalaması gerçeğiyle teselli bulabilirler. Şimdi o kadar iyi futbolcular oynamış ki zaten Dünya Kupası'nda en iyiler oynamış ama en iyilerden birçok isim kazanamamış bu kupayı. O nedenle bunun üzerine biraz içerik üretelim dedik. Yani sadece Ronaldo ve Messi değil, bunlarla birlikte çok fazla ön planda olan iyi futbolcular, dünyanın en iyi futbolcu olarak gösterilen isimler kazanamamış. Dünya Kupası'nı hiç kazanamamış en iyi 10 oyuncuya bir göz atalım. Onların üzerine biraz sohbet edelim hadi. 10 numaradan başlıyoruz. Eric Cantona. Listedeki tüm oyuncular arasında Eric Cantona şüphesiz ki uluslararası düzeyde en kötü rekora sahip. Manchester United'da bir ivme getirdi e hayranlık kazandı orada ve Kırmızı Şeytanların 1993'te 26 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna rehberlik eden isimlerden biriydi. 56 yaşında şu anda Erik Cantona ve 45 maçta 20 gol kaydetti Fransa formasıyla. Fransa'nın da çok şey beklediği isimlerden biriydi ama bir seyirciye tekme attığı için futboldan uzaklaştırılana kadar takımın kaptanlığını yaptı. Ondan sonra da yaşadığı problemler. Bundan sonra zaten kadroya geri dönemedi o tekme olayından sonra 1998'de Fransa'nın Dünya Kupası galibiyetini kaçırdı. Yani tek bir Dünya Kupasında yer alamadı ve rekabete en yakın geldiği 2002 e, Plaj Futbolu Kupası oldu. E, onu elde etti. Yani bir Dünya Kupası yok ama Plaj Futbolu Dünya Kupası daha doğrusu var. E, mesela Kanton'a gibi bir oyuncunun Dünya Kupası yok. Listemizde 9 numarada Paolo Maldini var. E, aşağı yukarı benim kuşağın yakından tanıdığı, yenilerinde araştırdığı zaman öne çıktı isimlerden biridir. Milan efsanesi. 4 Dünya Kupası mücadelesi yaptı. 4 Dünya Kupası'nda boy gösterdi. Ancak yarışmayı 3 kez kazanan yani 3 kez dünya şampiyonu olan Atzuri ile hiçbir zaman başarılı olamadı. Maldini 54 yaşında olması lazım şu anda. İtalya 90'da 3. oldu takımındayken. 94'te İtalya penaltılarla kaybettikten sonra Brezilya ikinci olarak Brezilya ikinci ikinci olarak bitirdiğinde bir kez daha iyi gitti. Bir savunma oyuncusuydu ama çok etkili bir isimdi. Dünya Kupası'na son olarak 2002'de çıktı ve 2006'da İtalya'nın Dünya Kupası zaferini kaçırdı. Paolo Maldini 4 farklı Dünya Kupası'nda yer almasına rağmen Dünya Kupası kazanamadı. 94'te ikinciliği var. yani bu kadar kariyere, bu kadar organizasyona katılmasına rağmen bir Dünya Kupası yok Paolo Maldini'nde listemizin 8 numarasında Fenerbahçe'de de görev alan Brezilya efsanesi Zico var. Zico da o da döneminin çok konuşulan isimlerinden biri. Maldini gibi Zico da Dünya Kupası'nı kazanmadan ülkesinde oynayabilecek en iyi oyunculardan biri olarak yer aldı 1978 ve 1986 yılları arasında penaltı atışları da dahil olmak üzere organizasyonun 3'ünde gol attı ve 71 maçta 48 gol kaydettiğini görüyoruz. Yeteneklerin kralı olarak gösterilmiş. Şu an 69 yaşında Arthur Zico'da. Brezilya stilini özümseyen ve 1982'de İskoçya'ya karşı böyle bir makas vuruşu diyorlar. Onun ismi makas vuruşu. Çok güzel Dünya Kupası golleri attı. Hala jeneriklerde dönen golleri vardır. Zico'nun Dünya Kupası'nda attığı muhteşem gollerle, şık gollerle hatırlanır ama Brezilya Zico'yla başarılı olamadı. Zico da bu kadar büyük bir yetenek, bu kadar iyi bir performans gösteren yıldız isimlerden biri olmasına rağmen Dünya Kupası'nı kazanamayan isimlerden biri. Portekiz'de son dönemde tabii Cristiano Ronaldo, Ronaldo deniliyor ama aslında Portekiz futbolunun en efsane ismi Ronaldo'ya kadar en fazla konuşulan ismi zaten Ösebio'ydu. Ösebio iki kaleci Gordon Banks ve Lev Yashin'e karşı gelen 9 golle en çok gol atan oyuncu olarak 1966 Dünya Kupası'nın özellikle yıldızlarından biriydi. Sakatlanmadan önce çeyrek finalde Kuzey Kore'ye karşı 4 gol atmıştı. Altın ayakkabıyı kazandı performansıyla ancak bir Dünya Kupası yok. Da. Listemizin 6. sırasında kim var? Ferenc Puşkaş var. Şimdiye kadar ki en iyi uluslararası golcülerden biridir şüphesiz Ferenc Puşkaş. Kimileri o dönemle bu dönem bir değil diyor. O dönemin daha zor olduğunu, kimileri de daha kolay olduğunu söylüyor. Bunlar farklı tartışmalar. Ama belki de Dünya Kupası'nı asla kazanamayan en iyi takım olan Macaristan'da oynadı o dönem. Ee, çok etkili bir takımdı zira. 1954 Dünya Kupası'nda 4 maçta 4 gol attı Ferenc Puşkaş ve Macaristan finalde Almanya'ya 8-3 mağlup olmasına rağmen yine öne çıkan isimlerden biriydi. Real Madrid için oynadığı büyüsünün bir sonucu olarak ülkede vatandaşlığı kabul ettikten sonra 1962 Dünya Kupası'nda İspanya'yı temsil etmeye başlamadan önce Macaristan için 85 maçta 84 gol atmıştı Ferenc Puskas. 1954 Dünya Kupasını ikinci sırada tamamladılar ama bu kadar etkili performansa rağmen, bu kadar golcülüğe rağmen ve bu kadar konuşulmaya rağmen bir Dünya Kupası kazanamadan o da göçlü gitti. Geldik 5. sıraya. 5. sırada Alfredo Di Stefano var. Bir başka Real Madridli oyuncu Di Stefano. Los Blancos'a 5 Avrupa Kupası'nı kazanmasında yardımcı olan ve İspanyol devi için 396 maçta 308 gol atan bir isimden bahsediyoruz yani. Buenos Aires'te doğuyor. İspanya formasıyla da 31 maçta 23 gol atmadan önce hem Kolombiya hem de Arjantin'i temsil ediyor. Yani sadece tek bir takımı da temsil etmemiş. Ona rağmen kazanamıyor. Ancak 1962'de İspanya kadrosuna çağrılmasına rağmen hiçbir zaman Dünya Kupası'nda yer almadı. Alfredo Di Stefano 5 Avrupa Kupası kazandı. Ancak bu başarıyı daha uluslararası sahnede Dünya Kupası'nda tekrarlayamadı. Avrupa şampiyonluğu var ama Dünya Kupası yok. O da e, böyle bir performansla Dünya Kupası kazanamayan isimler arasında yer aldı. Listede dördüncü sırada kim var? Başka bir efsane var. Efsanelerle gidiyoruz. Johan Cruyff tabii ki. E, Cruyff'un Dünya Kupası madalyası yok. Dünya Kupası madalyası olmayabilir ancak organizasyon tarihinin en ikonik e, anlarından birine sahip olduğunu da söylemek lazım. 1974'te İsveç'e karşı o meşhur Cruyff dönüşü sonrasında hep kullanıldığı literatüre geçti. Bu Hollanda'nın katıldığı, Hollanda ile katıldığı tek dünya kupasıydı. Ancak Hollanda finali yaparken de 3 gol attığını hatırlatmak lazım. Cruyff Hollanda'nın total futbol felsefesinin anahtarıydı. Ve onun tarafı finalde Batı Almanya'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından asla gümüş madalya kazanamayan en iyilerden biri olarak kabul ediliyor. Bir efsane, bir ikon. Futbola çok fazla e, zihin anlamında, fikir anlamında, uygulama anlamında katkısı olan bir isim ama e, Johan Cruyff'un dünya kupası kazanamaması, dünya kupasında e, yani dünya kupasını alıp götürememiş olması tarihte e, ilk olarak okuduğumda şaşırdığım detaylardan biriydi. E, Cruyff'un da dünya kupası maalesef yok. Listemizde 3 üç numarada, 3. sırada, daha doğrusu George Best yer alıyor. Tüm zamanların en doğuştan yetenekli oyuncularından biri olarak kabul edilmiş ve United için parlayan, iki kez lig şampiyonluğunu ve Sir Matt Busby yönetiminde Avrupa Kupası'nı kazanan bir isim. Kanat oyuncusu olarak oynuyor. 1968'de Ballon d'Or'u aldıktan sonra daha fazla zaten tanınıyor, tanınıyor da daha fazla tanınmaya başlıyor. Ancak Kuzey İrlanda sadece 1982'de Dünya Kupası'na katılmaya kazanıyor. O nedenle çok fazla boy gösteremiyor. Bazen siz iyisinizdir, takımınız çok fazla öne çıkmaz. Bir sürü örnek var hala. Bir zamanlar Best zaten 35 yaşında eski bir harikaydı. George Best belki de bir Dünya Kupası'nda hiç yer almamış en büyük oyuncu. Yani bunu diyebiliriz. Katılmayanlar çıkabilir. Biz o dönemleri görmedik, izlemedik ama okuduğumuz zaman tarihin bize anlattıkları veya anılarda paylaşılanlar, insanların yazdıkları, arşivlerden elde ettiklerimiz onu gösteriyor ve George Best'in dünya kupası yok. 2 numaradayız. 2 numarada kim var? Girişte de söylediğim gibi Cristiano Ronaldo var. Son dönem işte yok kadro dışı kalma, oynamıyor, daha farklı bir takıma gidecek, yaşlandı eleştirileri devam eden, 37 yaşına gelmiş Portekiz taraftarlarından gelen son eleştirilerin ardından Katar'da ne yapacağı merakla beklenen ancak 117 golle tüm zamanların önde gelen uluslararası golcüsünden bahsediyoruz. E, 4 Dünya Kupası'nda oynamış. Daha ne olsun 4 tane Dünya Kupası'nda boy göstermiş. Ancak 2006 yarı finalinde Fransa'ya 1-0 kaybettikten sonra yarı final aşamasını geçemedi. Bunun da altını çizelim. Portekiz Katar'da kazanmak için e, çok mücadele edecek. Ama aynı zamanda kazandıkları Euro 2016'ya e, nasıl gittiklerini de hatırlamak zorundalar. Ronaldo umudunu yitirecek biri değil. Performansı düşmüş olsa da beklentiler onun üzerinde olacak ama daha önce kazanma olasılığı daha yüksekti. Şimdi işi çok zor. Henüz bir Dünya Kupası yok. Beşinci kez bir Dünya Kupası'nda oynayacak. Beş kez de oynasa Dünya Kupası alamadan gitmek büyük bir ihtimalle hem onun için hem sevenler için üzüntü verici bir durum. Ama işi hiç de kolay değil ve Dünya Kupası alamadı Ronaldo hiç. Geldik bir numaraya. Son dönemde performansı giderek artıyor. Aslında bir ara böyle düşüş yaşamıştı. Özellikle Paris Saint-Germain'e gittikten sonra beklenti çok yüksekti. Lionel Messi'den bahsediyoruz. Messi şimdiye kadarki en genç dünya kupası golcülerinden biri. Dünya Kupası'nda en genç gol atan isimlerden biri. Ancak 35 yaşında imrenilen kupayı kazanmak için muhtemelen sadece bir şansı var. Arjantin'e transfer olmadığı için sık sık eleştirildi. Ancak geçen yıl Copa Amerika'yı kazanarak bu sesleri susturdu. Bir sakin olun dedi. Bak aldım en sonunda. Copa Amerika geldi en azından. Bu da yoktu. 2014 Dünya Kupası'nı Almanya'nın arkasında ikinci bitirdiler. Ancak 35 maçta yenilmediklerini de hatırlatalım. Öyle serileri de var. Seri yakaladılar. Katar'daki başarı şansını daha fazla hissediyor gibi duruyor Lionel Messi. Sanki bu sefer olabilir gibi düşünenlerin sayısı fazla. 2021'de Copa Amerika'yı kazandıktan sonra beklentinin daha fazla arttığını da hatırlayalım. Ve o kupada Lionel Messi'nin bugüne kadar ki tek uluslararası kupası. Ben 2018'de Rusya'ya gitmiştim. Dünya Kupası anlatımları için. Hatta Arjantin-Hırvatistan maçını anlatmıştım. O maçta da taraftarlar da çok ümitlilerdi. Çok kritik maçtı biliyorsunuz. Ondan sonra da problem yaşadılar da. 3-0 kazanırız, 3-0 alırız, fark atarız demişlerdi. Hırvatistan 3-0 yenmişti. Sampaienin tepkisi, işte o zaman ne reaksiyonlarla verilmişti Lionel Messi'ye. Bu sefer olabilir mi? Göreceğiz ama Lionel Messi'nin de hiç Dünya Kupası olmadığını söyleyelim. Böyle bir içerik yapayım istedim. Dünya Kupası'nı kazanamamış en iyi 10 oyuncu üzerinden. Bu arada Santra e teşekkür ediyorum. Birkaç ay önce böyle bir ürün yapabileceklerini konuşmuştuk. Santiago Muñez ilgili. Yapmışlar. Bana da gönderdiler. Teşekkürler. Ben de bu yayını onunla yapmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. İçeriklere devam etmeye çalışacağız. Esen kalın.